Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında analitik geometri konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani noktanın analitiğinin ikinci videosundayız. Evet kitabımızda sayfa numarası 229, 230, 231 ve 232 anlatacağız size. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir doğru parçasını belli bir oranda içten veya dıştan bölen noktanın koordinatlarını bulmayla ilgili bir formül var. İşte AC bölü CB K ise AB doğru parçasını bu oranda bölen formül var ama formülü vermiyorum bile. Niye vermiyorsun hocam? Cahilim kardeşim bilmiyorum. Senin de bilmene gerek yok. Oran orantı yardımıyla yapacaksın. Nasıl mı? Soru üzerinde çok güzel bir şekilde anlatayım ben sana. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. AB'yi içten bölen bir nokta dediği zaman C içten alacaksın. AB'yi dıştan bölen nokta dediği zaman AB'ye doğru parçası demez. AB doğru parçasını içten bölen dediği zaman böyle. Doğru parçası dediği zaman böyle. AB'yi dıştan bölen dediği zaman doğrusundan bahseder. AB'yi dıştan bölen noktaya ya, ya sağındadır ya da solundadır. Oranlamaya bakarsın sağında mı solunda mı onu incelersin. Tamam. Şimdi gel bakalım şuraya. A noktası verilmiş ve B noktası verilmiş. Bir de C eleman AB demiş. C eleman AB demek ne demek? Şöyle çiziyorsun. A noktası burada. B noktası burada. C de elemanı AB'nin elemanı. Bu C elemanı AB dediği zaman içinde demektir. İçten bölen nokta demektir. Eleman değil AB demiş olsaydı A, B doğru partisinin elemanı değil demiş olsaydı dışında olacaktı. Evet A noktası ne verilmiş bana? Eksi 2'ye 12 verilmiş. B noktası da 10'a 4 verilmiş. AC bölü BC 1 bölü 3 verilmiş. Yani AC K iken BC 3 K verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Başlangıç yerini seç. Mesela ben burasını seçtim. Buradan bu yönlü gidiyorum. Apsise bakıyorum. Eksi 2'den 10'a kaç artmış? Hocam büyükten küçüğü çıkartırım. 10 eksi eksi 2. 10 artı 2. 12 artmış. Ne kadar birimde? A'dan B'ye gelene kadar 4K var. Evet 4K'da 12 artış var. K'daki artışı bulalım. O zaman 3 artış olacak. Şuradan şuraya bak. K var. O zaman apsiste 3 artış olacak. Yani C noktası eksi 2'yi 3 arttıracaksın. Sonra geldik şuraya. 12'den 4'e azalmış. Ne kadar azalmış? 12-4 8 azalmış. Hocam 12'den 4'e 8 azalmış. 4K'da 8 azalmışsa K'da o zaman 2 azalır diyeceğiz. O zaman a, ordinatta buradan buraya K var ya. 12'den 2 2 azaltacaksın. Yani 12-2 diyeceksin. O zaman bizim C noktası ne oldu? 1'e 10 noktası yaptı. Koordinatları çarpımda 1 çarpı 10'dan 10 yapar. Yani örnek 23'ü 10 bulduk. Geldik örnek 24'e. Oran verilmiş burada. 4A'ya burası da kaç verilmiş? 3A verilmiş. Evet. Ali Bey uzunluğu 4A. BC uzunluğu 3A verilmiş. E açı ortaylık var. Koldaki oran tabandaki oran eşit değil miydi? Evet. Yani burası 4K. Burası da 3K olmak zorunda. Kolda yukarıdan aşağı oran. Yukarıdan aşağı oran 4 bölü 3 olacak. Şimdi oran var. Buradaki nokta isteniyor bizden. Başlangıç noktanı seç. Yönünü belirle. Bu yönden şaşma. Şimdi eksi 4'ten 3'e ne kadar artış var? Hocam büyükten küçük çıkart. 3 eksi eksi 4 3 artı 4 7. Yani 7K'da 7 artış varsa o zaman K'da artış ne olacak? 1 artış olacak. Ama buradan başlıyoruz buradan buraya 4K var. 4K'da artış lazım bana 4. O zaman eksi 4'ten 4 arttıracaksın kardeşim. E noktası. Eksi 4'ten 4 arttıracaksın. Hapsis o. Ordinata bakalım. 11'den eksi 3'e azalmış. Yani eksi 3 eksi 11 eksi 14. 14 azalmış oluyor değil mi? Evet 14 azalmışsa 7K'da K'da 2 azalır. 4K'da kazalış azalış lazım bana 8 azalır. 11'den 8 azaltacağım. O zaman 11 eksi 8 olacak arkadaş burası da. Buradaki nokta ne yapıyor? 0'a 3 noktası yapar. E noktasının koordinatları toplamı isteniyor. 0 artı 3'ten cevap böylelikle 3 çıkar. Oran anıtı yöntemek. gerçekten kolay. Geldik şuraya. Arkadaş böyle bir K varsa böyle bir formül varmış. Ya geç burayı ya. Boş ver. Vallahi ben bilmiyorum, kullanmıyorum da. Gerek de yok. Gerçekten gerek yok. Bak şimdi göreceksin neden gerek olmadığına. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB doğrusu üzerinde B'ye yakın olan bir C noktası için AB bölü BC 2 bölü 3 olduğuna göre. Şimdi durumları inceleyelim arkadaşlar. C noktasının koordinatlarını bulunuz. Şimdi AB doğrusu üzerinde B'ye daha yakın olan bir noktada AB Bak şimdi AB C noktası olacak. Bir de AB doğrusundan bahsediyor şu şekilde. Ve AB bölü BC 2 bölü 3 olacak. AB 2K iken BC kaç K olacak? 3K olacak. B'ye daha yakın bir noktada arıyorum. Şimdi C noktasının koordinatı B'ye daha yakın olan bir C noktası. Hmm. AB bölü BC. B'ye daha yakın bir nokta. A, A'dan daha uzak olacak. O zaman BC'yi ben C noktasını burada alamam ki. Hani AB 2K iken BC 3K bu şekilde alamam. B'ye daha yakın diyor. Böyle alırsam A'ya daha yakın oluyor. O zaman bizim C noktası nerede olacak arkadaşlar? İşte burada olacak. AB bölü BC ne diyor bu arada? Hocam AB bölü BC 2 bölü 3. Burası 3K olacak diyor. C noktası buradaysa. Noktaları yerleştirdik. Eksi 1'e 4 noktası burası. 3'e 10 noktası burası. Şimdi başlangıç noktanı seç. Buradan başladım mesela. Yönünde bu yönünü Bu yönden şaşma. Buradan buraya 2K. Eksi 1'den 3'e 4 yükselmiş. 2K'da 4 yükselmişse eğer. K'da kaç yükselir? 2 yüksel Şimdi buradan başlarsan 5K götüreceksin. Buradan başlarsan yönünü şaşma da noktayı şaşabilirsin. Fark etmez. Buradan başlarsan 3K götüreceksin. O zaman 3K'da artışa bakayım ben. 6 artış olacak. 3K'da 6 artış olacak. Yani şuradan bakıyorsunuz. 3K'da artışa bakacağım ya. 6 arttır 9 yapar. 3'ü artı 6'dan. Şimdi şuraya bakalım. 4'ten 10'a 2K'da. Şurada 2K'da 6 artış var. Hocam K'da o zaman 3 artış olacak. 3K'da 9 artış olacak. O zaman burada da 9 arttıracağım kardeşim. 9 arttırdığım zaman da 3K'da demek ki bu noktadan başlayacağım. 10'dan 9 arttırdığım zaman 19 olur. Yani C noktası böylelikle 9'a 19 oldu. Örnek 25'te geldik. Örnek 26'ya dış açı ortay verilmiş. Şurası 3A verilmiş. Burası da 2A verilmiş. Evet yazalım. AC uzunluğu 2A. AB uzunluğu 3A. Ya hocam şu üçgende dış açı ortay yok mu? Var. Bak dikkat et bu üçgende bir dış açı var. Nasıl dış açı ortay? Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarlı. Şu bölü tamamı. Yani şu 2A bölü 3 aya eşit olacak. Yani burası 2K iken tamamı 3K. Buraya ne kaldı o zaman? K kaldı. İşte dış açı ortayı hatırlamazsan bu soruları yapamazsın mesela. B noktasını vermişler. Eksi 1'e 4 vermişler. Sonra C noktasını 2'ye 1 vermişler. Noktanı seç. Bu nokta seçtim. Yönünü seç. Bu yönünü gideceğim. D noktası isteniyor bizden. K'da dikkat et. K'da eksi 1'den 2'ye 3 artmış. 3 artış var. Buradan buraya 2K var. İstersen böyle 3K'daki artışa da bakabilirsin. Hocam 2K'daki artışı ne olacak o zaman? 6 artış olacak. O zaman 2K'daki artış dediysem buradan başlayacağım. Şuradan. 2'den 6 arttırdım. 8 yapar. Burası. Sonra 4'ten 1'e 3 azalmış. Hocam 3 azalmış. K'da 2K'da 6 azalır o zaman. Yani 2K'daki azalış inceliyorsam buradaki noktadan başlayacağım. Noktadan şaşabilirsin. Yönden şaşma ama. O zaman burada 6 azaltacağım. 1'den 6 azalttığın zaman eksi 5 mi yapar? 1 eksi 6'dan evet. Şimdi bizden koordinatlar çarpma isteniyor. O da kaç yapar? Eksi 40 yapar. Evet örnek 26'da bu şekilde oldu. Geldik buraya. Oranlama verilmiş. Hocam bunlar altta birleşiyor. 3K burası, 2K burası, K burası. Ali Bey uzunluğu K, BC uzunluğu 2K. Burası da 3K. Şimdi nokta seç kardeşim bu. Ve bu yönlü gitmeyi de unutma. Bu yönlü 1'den 13'e 12 artmış. Kaç K'da? 3, 6 K'da. 6 K'da 12 artmışsa K'da ne kadar artar? 2 artar. Sonra e hocam burada da 2K var. 2K'daki artışı da bulacağız. Ya da 3K'daki artışı bul. Hani A'daki nokta belli ya. Bence 3K'daki artışı bul. 3K'daki artışı ne olacak? 6 olacak. Şimdi sen K'daki artışın 2 olduğunu biliyorsun. K'daki artış 2 ise B noktası kaç yapacaktır o zaman arkadaşım? 2 arttır 3 yapar hapsi. Şimdi 3 K'daki artış ne yapacaktı? 3 K'daki de 6. 1'den 6 arttırdığın zaman 7 yapar buradaki noktanın hapsi. Ordinata bakalım. Eksi 2'den eksi 8'e kaç azalmış? 6 azalmış. Yani eksi 8 eksi eksi 2 e, artı 2 yapıyor. Eksi 6 yapıyor yani. E, eksi 6 çıkması 6 azalması anlamına geliyor. 6 K'da 6 azalmışsa K'da 1 azalır. 3 K'da da 3 azalır o zaman. K'da bize bir azaltacaksın. Eksi 2'den 1 azalttığın zaman o zaman eksi 3 yapar burası. Hocam 3 K'da da 3 azaltacağım. 3 azalttığım zaman da eksi 2 eksi 3 eksi 5 yapar. Burası da eksi 5 yapar. B ve C noktalarının apsisleri toplamı isteniyor. Keşke sadece burayı bulduktan sonra mavilerdeki işlemi yapmasaydım. Çünkü apsisler toplamı isteniyormuş. Neyse ordinatları da bulduk. Yani bizden ne isteniyor? 3 artı 7 isteniyor. Cevap böylelikle 10 çıkar. Örnek 27'de. Örnek 28'deyiz. Böyle 5 eş parçaya bölünmüş. Yani şurası nedir? 2A. Burası nedir kardeşim? 3A. Şurası nedir? 2B. Burası nedir kardeşim? Burası da 2B. A burası direkt şey yapıyor ya. Şunlar şunlar birbirine eşit ya. Orta nokta yapıyor. Tamam arkadaşım. Şimdi gelelim. Başlangıç noktanı seç. Yönünü belirle. Bu yönden 2A, 5A'da ne kadar artış var? Eksi 3'ten 7'ye 10 artış var. Hani eksi 3'ten 0'a 3, 0'dan 7'ye 7 toplam 10 artış var diyebiliriz. 10 artış var. A'daki artış 2 olur. Ama burada 2A var. 2A'daki artış 4 olacak. O zaman eksi 3'ten 4 arttırdığın zaman buradaki noktayı bulursun. Yani eksi 3'ten 4 arttırdığın zaman kaç bulursun? 1 bulursun burayı. Sonra 20'den 5'e 15 azalmış. Hocam 5'de 15 azalmış ya 5 A'da. A'da 3 azalır. 2 A'da 6 azalır. O zaman bu yönlü 6 azaltacaksın. 2 A'da o zaman burası 14 yaptı. Biri e 14 noktası yaptı. Şimdi gel buraya KK diyelim. Orta nokta koordinatından da yapabilirsiniz de bak k'da 5'ten 1'e 4 azalmış bir daha 4 azaltacağımız var. Her k'da 4 azalıyor demek ki. Eksi 3'e 24'ten 14'e 10 azalmış bir daha 10 azaltacağız o zaman 4 yapar. Yani noktamız eksi 3'e 4 noktası yaptı. Örnek 28'de. Örnek 29'dayız. Oran verilmiş. Burası k iken burası 2k verilmiş. af uzunluğu 2k ve fd uzunluğu k verilmiş. Hmm. Vay. A ve E noktası verilmiş bize. Aman Allah'ım. B noktası isteniyor bizden. Arkadaş bu bir geometri sorusu. Yapma ya. <laughs> evet geometri de ama bizim şuradaki oranlamayı bulmamız lazım. Yani oran mantığını kullanacağız. Ben olsam şuradaki oranın mantığını kullanırım. Ne yaparım? Şuradan bir paralel çizerim. Ort taban oluşur. Bak burada bir ort taban oluştu kardeşim. Gördün mü? Hocam şöyle paralel çizdim ya. A şurada da bir temel orantı oluştu. Süper. Hocam burada 2'ye 1 oran var. O zaman burası 2 A ise burası A mıdır? Evet. Sonra hocam burada bunlar birbirine eşit. Bak orta taban çıktı. E, bunlar da birbirine eşit olacak. O zaman burası da A olacak. Dikkat et 2 A'ya 2 A. Yani burada ne oldu? Şunlar birbirine eşit oldu. Bak 1'den eksi 1'e 2 azalmış çizgide. Bir daha çizgide 2 azaltırsın. Eksi 3 yapar burası. Eksi 3'den eksi 4'e 1 azalmış. Değil mi? 1 azalmış. E o zaman bir daha 1 azaltırsın. Burası da eksi 5 yapar. B noktasının koordinatları çarpımı. Eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı isteniyor bizden. Cevap da 15 yapar. Örnek 29. Evet. Soruyu zor yapan oranlamaların olmamasıydı. Ağırlık merkezi. Evet. Ağırlık merkezi koordinatı. Arkadaşım. Normalde şuradan bulursun. Şurada. Bak. Na nasıl bulursun? Hocam burada orta nokta koordinatından burayı bulursun. Sonra oran orantı yardımıyla da G noktasını bulursun. Ama bunun kolay yolu var arkadaşım. ABC üçgeninde bütün köşe koordinatları belliyse Apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali bize ağırlık merkezindeki apsi verir. Ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali de bize ağırlık merkezindeki ordinatı verir kardeşim. Tamam çok basit. Apsisleri topla 3'e böl, ordinatları topla 3'e böl. Bitti gitti. Köşelik koordinatları bu olan hemen ağırlık merkezi isteniyorsa 2 artı eksi 1 artı 5 bölü 3'e Ordinatlar toplamı 4, 5 ve 3 toplamının 3'e bölünmüş hali yapar. Bu 6 bölü 3'ten 2'ye kaç yaptı? 9, 12 bölü 3'ten 4 noktası yapar ağırlık merkezi. Örnek 31'deyiz. Köşelerinin koordinatları bu verilen ağırlık merkezinde verilmiş. Apsileri topla. X artı 4 artı 2 bölü 3. Yani bir de eksi 3 artı y artı 7 bölü 3. Ağırlık merkezine eşit olacak. 4'e 1'e eşit olacak. E hocam şu x artı 4 x artı 6 bölü 3 neye eşit 4'e eşitse o zaman x artı 6 buradan neye eşit olacaktır 4 kere 3 12'ye eşit olacaktır x'i 6 buluruz hocam buradan şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak şuraya bakıyorum şöyle burası y artı 4 bölü 3 1'e eşitse y artı 4 eşittir 3 kere 1 3 yapar y'yi de buradan eksi 1 buluruz Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. X artı Y de buradan 6 artı eksi 1'den Kaç yapar? 5 yapar. Evet örnek 31'de 5 bulduk. Geldik örnek 32'ye. KLM ne paralel kenar? Paralel kenarda karşılıklı apsiler toplamları birbirine eşitti. Hocam apsiler toplamı eksi 2 artı 3 eşittir 4 artı x. x virgülü 7 diyelim buraya. 4 artı x'ten buradan x'i kaç buluruz arkadaşım? Eksi 2 artı 3. 4 artı x'ten x'i de buradan eksi 3 buluruz? Evet. Sonra karşıt iyeler toplamı 5 artı eksi 1 eşittir. Karşıt iyeler toplamı da 3 artı y yapar. 4 yaptı. 4'ten de 3 çıktı. Y'yi de 1 bulduk. Evet. X eksi 3. Y de 1 çıktı. Şimdi bu B noktası koordinatları. Evet bu köşede ABC üçgenin ağırlık merkeziymiş. Evet buraya da bir A virgül B diyecek olursam. A artı eksi 5. A artı eksi 5. Yani A eksi 5 yapıyor. Artı eksi 1 yani eksi 1 yapıyor. Bölü 3 virgül b eksi 1 artı 1 bölü 3 kaçmış arkadaşım? O da eksi 3'e 1'miş. Tamam. Şimdi burası a eksi 6 bölü 3 eksi 3 ise a -6 eksi 6 eksi 9'a eşit oldu. Çarptım öbür tarafa. A'yı buradan kaç buluruz? Eksi 3 buluruz. Şu şu gitti. B bölü 3 eşittir 1 ise B de buradan 3'e eşit oldu. Şimdi benden B noktasının koordinatları çarpma. A çarp B isteniyor. B noktasının koordinatları çarpma isteniyor. Eksi 3 üç çarpı 3'ten cevap 9 çıkar. Evet örnek 32'de eksi 9 çıkar pardon. Eksi 9 çıktı dostlar. Evet ABC üçgenin alanına geldik arkadaşım. ABC üçgenin alanı çok kolay aslında. Biz bu üçgenin alanını bulmak için böyle Sarus yöntemi denilen bir yöntem var da ben sana bu aklına gelmezse ne yapacağını söyleyeyim. Arkadaş analitik düzlem çizersin. Özellikle verilen iki noktanın apsisleri ya da ordinatları aynıysa analitik düzlem çiz. Daha rahat çıkar. Çünkü apsisleri aynıysa iki nokta şöyle bir kenar çok kolay çıkıyor. Ordinat da böyleyse hemen apsis belli, taban belli, yükseklik belli, taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırsın. Ya da ordinatları aynıysa iki noktanın ordinatları aynıysa y eksenine paraleldir. Bir noktada burada mesela üçgen oluşturdum böyle. Taban belli olur. Yükseklik de belli olur zaten noktalardan dolayı taban çarpı yükseklik bölü 2'den alana ulaşırsın. Hemen bence analitik düzlemi çiz. Apsileri ya da ordinatları belli olmasa bile analitik düzlem çizip yine sonuca ulaşırsın. Analitik düzlem çizdikten sonra üçgeni çizdin ya böyle. Üçgeni de en küçük kare içine ya da dikdörtgen içerisine al. En küçük dikdörtgen içerisine de işte tam olarak böyle alınmaz mı? Alınır. En küçük dikdörtgen içerisine aldıktan sonra dikdörtgenin alanından bu alanı bu alanı bu alanı çıkartıp üçgenin alanına da ulaşırsın. Bana soracak olursan böyle bir soruyu ÖSYM e sormaz. Sorduğu zaman da Sarus yöntemi denilen bir yöntem var. O yöntemle de yapılabilir. Ama sormaz. Böyle sorsa da bu şekilde yaparsın. Bence Sarus yöntemini de ezberleme. Sarus yöntemi ne? Arkadaş 3 tane noktamız var ya x1 y1, x2 y2, x3 y3. Bunları alt alta yaz. En üste yazdığını bir daha yaz. Çapraz. Bu çaprazların artılısı olacak. Öbür çaprazlarında eksilisi olacak. Zaten buradan biri K demişim. Biri L demişim. K eksi L demişim. Yani aslında şu şekilde. Bu çapraz çarptın ya. Ne geldi oradan? X1 Y2 geldi. Artı. X2 Y3 geldi. X2 Y3 geldi. Artı. X3 Y1, 3 Y1 geldi. Sonra bununla bunu çarptığın Önünde eksi olacak. Eksi Y1 X2 var. E, şu eksi Y2 X3 var. Bu da eksi var ya burada. Y3 X1 var. Tabi bu mutlak değer içerisinde bir de 1 bölü 2 ile çarpıyorsun. Bu şekilde kardeşim. Tamam. Ama analitik düzlem çizerek de rahat bir şekilde bulabilirsin. Mesela buraya baktım. Absizler aynı mı? Değil. Ordinatlar aynı mı? Değil. Absiz ve ordinat aynı değilse analitik düzlem çizmek işi zorlaştırır. Sağ yapalım. 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi 2'ye 1'i yazdım. 2'ye 4'ü yazdım. 4'e eksi 2'yi yazdım. Bir de en üste yazdığımı bir daha yazıyorum. Eksi 2'ye 1'i yazıyorum. Bak çok kolay. 1 bölü 2 çarpı mutlak değer içerisinde. Şu ikisinin çarpma. Bak bunlar artı, tamam mı? Eksi 8 yapıyor. Şu eksi 4 yapıyor. Şu 4 yapıyor. Tamam? Ama bunları çarparken eksiyle çarpıyorsun kardeşim. Şunları çarparken eksiyle çarpıyorsun. Sol tarafı, sağ tarafı. Eksi 2, eksi 16. Hocam bu artı 4 yaptı. Bir de eksiyle çarpıyorum, eksi 4 yapar. Ha bu x'in çarpımı x4 yapmış olsaydı bir de x ile çarpacaktım artı 4 olacak. Tamam mı? Yani bir tarafı çarparken x ile çarpıyorsun sadece. Ha ben sağ tarafı böyle çarparken artı yapıyorum. Solu çarparken eksi yapıyorum. Sen solu çarparken eksili yaz. Sağa çarparken artı ile çarpmışını yaz. Tamam mı? O şekilde de çıkar. 1 bölü 2 mutlak değer içerisinde şunlar gitti. Sonra 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 sonra. Hocam şu eksi 10, eksi 26, eksi 30 yaptı. Eksi 30 yaptı. Yani bu da 1 bölü 2 çarpı 30 yapar. Bu da kaç yapar? 15 yapar. Örnek 33'ü 15 buluruz. Geldik örnek 34'e. ABC üçgeninin alanı verilmiş bize. Apsiler ya da ordinatlar aynı mı? Değil. Mecbur 1 bölü 2 sarhoş yöntemini yapacağız. Alan da kaç verilmiş bize? 6 verilmiş. Bak dikkat. 1'e 4'ü yazdım. Eksi 2'ye 3'ü yazdım. Eksi 2'ye 3'ü yazdım. A'ya 2'yi yazdım. Sonra 1'e 4'ü bir daha yazıyorum. Normalde siz şu çaprazları çarpıp sonra diğer çaprazları çarpıp birinden birini çıkartın diye formül verdim ama ben ne yapıyorum? Ben şu şekilde diyorum bak. Aynı şey aslında. Şu 1 bölü 2 12 mi yaptı? Evet 12 eşittir mutlak değerci. Şunu çarptım 3. Bunu çarptım eksi 4. Bak bunda işaret değişimi yok. Bunu çarptım 4a. Sonra diğerlerini çarpmak için yani işaret değişimi. Eksi 8 oldu ama işaret değiştir. Artı 8. Bu 3a ama işaret değiştir. Eksi 3a. Bu 2 ama işaret değiştir. Eksi 2. Yani eksi ile çarpılmış. Daha doğrusu. O zaman 12 neye eşit oldu? Mutlak değerce. Hocam burası A yaptı. Sonra burası kaç yaptı? A'ları hallettik. Şu eksi 1 yaptı. Ee, eksi 3 yaptı. Artı 5 yaptı. A artı 5 oldu burası. A artı 5 12 eşitse A artı 5 ya 12 eşittir ya da A artı 5 eksi 12 eşittir. A'yı buradan ya 7 buluruz ya da buradan eksi 17 buluruz. Bizden ne isteniyor? Alabileceği değerler toplamı. Eksi 17 ile 7'nin toplamı isteniyor. Cevap böylelikle eksi 10 çıkar. Evet örnek 34'te eksi 10 çıktı. Geldik örnek 35'e. ABC üçgeninde ABC noktaları verilmiş. Bir de şurada K ve 2K oranda var. BF uzunluğu K iken AF uzunluğu 2K verilmiş. E ne yapacağız burada? Taral alan nedir diye soruluyor bize. Şimdi alan dağıtalım. K'da kalan A dersem tepe noktası burası. Hop tepe noktası o olacak şekilde üçgen oluşturalım. 2K'da kalan 2A'dır. Sonra çift çizideki alan 3A ise tepe noktası burada. Çift çizideki alan 3A'dır. E ben 6A alanını bulabilirim. Evet 6A alanı neye eşittir? 1 bölü 2 çarpı şu 5'e 11'i yazdım. Sonra eksi 1'e 2'yi yazdım. Eksi 1'e 2'yi yazdım. Sonra 7'ye 4'ü yazdım. 5'e 11'i bir daha yazıyorum şu şekilde. Sonra bu 12 A mı yapıyor? Evet 12 A eşittir. Çapraz 5 kere 2 10. Eksi 4. Artı 77. Eksi 11. Ama artı 11 yapar. Eksiyle çarpılmışı. Bu eksi 14 yapar. Bu da eksi 20 mi yapar? Evet. Şimdi bunları halledelim bakalım. 12A neye eşit olacak? Önce pozitiflere bakalım. 77, 88, 98 mi yaptı? Evet. 98 eksi negatiflere bakalım. Hocam eksi 18, eksi 38 mi yaptı? Evet. Şimdi 12 a'yı buradan kaç bulduk o zaman? 60 bulduk. a'yı da buradan 5 olarak buluruz. 5 a isteniliyor bizden. a yerine 5 yazarsak cevap 25 çıkar. Evet tar alanını böylelikle 25 bulduk ve dikkate gelemiş. Dik koordinat düzleminde noktanın analitiği ile ilgili bazı soruları üçgenler konusundaki benzerlik yöntemiyle çözebiliriz arkadaşlar. Yani sadece benzerlik demeyelim dik üçgen, benzerlik, açı ortay, kenar ortay her şeye çıkabilir. Yalnız üçgen bilgisini kullanırken şurada da dikkat etmek lazım. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da bir nokta isteniliyorsa eksenlere olan uzaklarına bakacaksın. Tamam. Şimdi Örnek 36'ya bakalım. ABCD kare. Kare olması demek şunların birbirine eşit olması demek anlamına. Ve 90 derece olması anlamına geliyor mu? Geliyor. Şimdi D noktasını vermiş bize. 0'a 4. Yani burası 0'a 4 noktasıysa eğer şu uzunluk 4 birimdir. Burası da 3'e 0 noktası verilmiş. O zaman burası da 3 birimdir. 3, 4, 5. 5, 5, 5. Şimdi benden B noktası isteniliyorsa eğer. Hocam bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler onun uzaklığına bakacağım. Şu ve şu. Yalnız bu şekli karıştıracak bakmayalım ne kadar yukarıda olması zaten y ekseninde ne kadar şey olduğunu söyler. Şu hatayı yapma. Buradan çizdiğim buraya dik gelecek bilmiyoruz kardeşim. Çizilen dik nereye gelecek? D'ye mi gelecek? Aşağısına mı gelecek? Yukarısına mı gelecek? Bilmiyoruz. E ben buradan B noktasını bulmak için şuradan dik çizdim. Buradan şekil karışmasın diye çizmedim. Bak 90'lar havada uçuyor. Alfa beta'ya dal. Al. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen çıktı. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı burada 3'tür. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı burada 4'tür. A 7 birim sağda B noktası 7'ye 3 birim yukarıda 3 noktası yapar. C'ye gelelim. Hocam C'ye ait de şöyle bir dik çizecek olursam eksenlere. Şekil karışacak diye aşağı doğru çizmiyorum. Alfa 90 ise bak burası da beta burası alfa oldu. Bu üçgen de eş oldu. 90'ın karşısındakiler aynı. E, alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 4 betanın karşısı 4 yapar. Bak C noktası ne kadar sağda? 4 birim sağda. Sağda olduğu için sağda olduğu için artı 4. 7 birim yukarıda. Yukarıda olduğu için artı 7 yapar. Evet. B noktası 7'ye 3 yaptı. C noktası da 4'e 7 yaptı. Arkadaşlar. Evet. Böylelikle noktaları bulduk. Geldik buraya. Örnek 37'deyiz. Ali Bey uzunluğu K. Burası 3K verilmiş. K ve Ali Bey uzunluğu AD uzunluğu da 3K verilmiş. D ve C noktalarının koordinatları toplamı kaçtır diye soruluyor bize. D ve C noktalarının koordinatları toplamı isteniyor. Arkadaşlar D noktası isteniyorsa eksenler olan uzaklarına bakacağım. Yani şu eksen olan uzaklığı ve bu eksen olan uzaklığı karışacak diye bunu çizmiyorum sadece. Ve eksi 3'e 0 noktası verilmiş. Arkadaş burası eksi 3 ise uzunluk olarak burası 3 birimdir. B de 0,6 6 verilmiş yani burası 6 birimdir. Tamam. E, 90 dereceler havada uçuşuyor mu? Uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta benzerlik oranı çok güzel bir kat. 1'e 3 oran var. 90'ın karşısı K'yken 90'ın karşısı 3 kalmış. O zaman 1'e 3 oran varsa alfanın karşısı ise alfanın karşısı 3 katı 9. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 3 katı 18 olur mu? Olur. B noktası 21 birim solda. Yani eksi 21'e D noktası pardon. 9 birim yukarıda. Yukarıda olduğu için 9 yapar. D ve C noktanın koordinatları toplam isteyen. C noktasının da koordinatına bakalım. Hocam C noktası da eksene karışacak. Şuraya olan uzaklığına bakalım. Şöyle e, alfa 90 burası beta. Burası da alfa. Yine şu üçgenle şu üçgenle benzerlikten yapabilirsin ama burası da 3K ya. Direkt bence şu üçgenle şu üçgene bak eş üçgen oluyor. 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan. E burada 9'a 18 e, yani alfanın karşısı 9 sa alfanın karşısı burada 9 betanın karşısı da 18 olur. C noktası 18 birim solda. Solda olduğu için eksi 18'e şu 15 birim yukarıda. 15 birim yukarıda olduğu için artı 15 yapar. Şimdi bizden koordinatları toplam isteniyor. Eksi 21 artı 9 artı ee, eksi 18 değil mi? Eksi 18 ve artı 15 toplamı isteniyor bizden. Şu ikisi kaç yaptı hocam? Eksi 39 yaptı. Eksi 39. Şu ikisi kaç yaptı hocam? Bu ikisi de hocam 24 mi yaptı? Evet. Artı 24 yapar. O zaman cevapta kaç yapar? Eksi 15 yapar. Evet örnek 37'yi eksi 15 bulduk. Geldik örnek 38'e. Gökhan öğretmen matematik dersinde tahtaya analitik düzlemle ABCD karesini çiziyor. Evet bu bir kareymiş dostlar. Şimdi A noktası verilmiş. Bak 0'a e, 0'a eksi 12. Hocam orijinden 12 birim aşağıda. Yani burası 12 birimden. D noktası da 0'a 3 verilmiş. 0'a 3. Hocam burası da 3. A ne oldu burada? Karenin bir kenarı 12 artı 3'ten 15 oldu. Burası da 15. Burası 3. Ee, burası da 15 mi? Evet. Şimdi ne diyor burada? Bir katlama mı yapıyor? Oo, şunu almışım böyle katlamışım. Katlama sorularında ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam ben bunu böyle katladım. Şu kenarla şu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. A 15 burası 15 yapar. Hatta bu açıyla da bu açı birbirine eşit mi? Eşit. Hocam dik üçgen çıktı burada. 12-15 ne üçgeni? 9-12-15 üçgeni. E tamamı 15'ti. Buraya 6 mı kaldı? Evet. E sonra ne yapacağız arkadaşım? Sonra bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Çift çizgiyi bulursak olay bitti. Şöyle bulabilirsin. Şuraya x deyip buraya da x deyip Hocam tamam 12. 12, 12 eksi x deyip Pisagor bağıntısından x'i bulabilirsin. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da. 90'lar havada uçuşuyor ya. Bak şimdi. Alfa 90'lar havada uçuşuyor ya. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta oldu. Şu üçgenler benzer oldu mu? Oldu. Şimdi burada ne lazım bana? Hocam üçgenin alanı hatta dik üçgen alanı lazım olduğu için A lazım. O zaman bu üçgenden başlıyorum. 90'ın karşısı A bölü. 90'ın karşısı 15. Eşittir. Beta'nın karşısı var burada. 6 bölü. Beta'nın karşısı 12. A 1'e 2 oran var burada. Aa, o zaman ne oldu? Bak gitti gitti. 2. 15 bölü 2 mi yapıyor A? Evet 15 bölü 2 yaptı. O zaman A dediğimiz 15 bölü 2 ise eğer üçgenin alanı ne yapacaktır? 15 çarpı. 10... ne isteniyor benden? A A, E, B üstü üçgenin köşelerinin koordinatları toplamı isteniyor. Dur. Köşelerin koordinatları toplam isteniyor. Ben de alan isteniyor zannediyorum. A'yı 15 bölü 2 bulduk da A lazım değilmiş bana ya. Bana neresi lazım? Şurası lazım ya. Hiç A'yı katmayalım o zaman burada. Yani A'yı katmadan da A'yı 15 bölü 2 de bulabiliriz de. Ben şuraya bir A diyeyim istersen. Daha güzel olacak. Şimdi koordinatlar toplamı isteniyor çünkü benden. Şimdi burada alfanın karşısı A bölü. Alfanın karşısı eğer alan istenmiş olsaydı biraz önce benim dediğim gibi yapacaktınız. Tamam mı? Alfanın karşısı A bölü. Alfanın karşısı 9 eşittir. Betanın karşısı 6 bölü. Betanın karşısı 12. E hocam şunlar şunlar gitti. 2. O zaman A'yı 9 bölü 2 buluruz. Burada şurayı 9 bölü 2 buluruz. Şimdi benden şu köşelerin koordinatları, köşelerin koordinatları toplam isteniyor. A köşesi 0'a eksi 12. 0 artı eksi 12. Artı B üstü köşesi nedir? Hocam 9 birim sağda. Bu 9'a 0 noktası değil midir? Evet. 9 artı 0 artı. Şuradaki nokta nedir? Hocam Kaç birim sağda? 15 birim sağda. Bir de artı kaç birim aşağıda? 9 birim aşağıda. Eksi 9 bölü 2 diyeceğiz o zaman. Şimdi sayılara bakalım arkadaşım. Şu eksi 12 ile artı 15'in toplamı artı 3. 9 ile eksi 9 bölü 2 de 9 bölü 2 yapıyor. Yani artı 9 bölü 2 yapıyor. 2 kere 3 6 artı 9. 15 bölü 2 mi yapıyor o zaman bunların toplamı? Evet. Yani örnek 38'i 15 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 39'a. Şimdi G noktasını vermiş bize. 12'ye 13. Arkadaşım analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da soruluyorsa eksenler olan uzaklığına bakacaksın. Şu ve şu. Karışacak diye bak şunu çizmiyorum bile. Tamam. Evet bunu çizmedik. Karışacak diye. Ben ne biliyorum burada? Buranın 12 olduğunu buranın da 3 olduğunu biliyorum. 3 birim yukarıda. Evet. Bu da bir kareymiş. 2 eş kare. Arkadaş kare kare eş kare. Karenin kenarı burası burası. Bunun da tamamı çift çizgi. E hocam 90'lı arabada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. Yani senin şu üçgenin diye şu üçgenin ne oldu? Eş oldu. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı burada da 3 yapar. E alfa'nın karşısı A ise burada da alfa'nın karşısı A yapar. A'ya mı dalalım? Dur. 90'ın karşısındakiler çift çizgi. 12'ye 3. 12'yi kullanacağız. Tamam. Burada da A yapar. E sonra e hocam bunun tamamı 12 idi. O zaman buraya ne kaldı? Hocam buraya da 9 eksi a kalmadı mı 12 yapması için? Evet. A çift çizgi dediğim 9 eksi a. Burası da 9 eksi a çift çizgi. Sarı üçgende Pisagor. 9 eksi a'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı a'nın karesi deriz. Olayı bitiririz dostlar. E burada işlem işlem işlemle a'yı bulabiliriz. Ya da 3 varsa 3 4 5 üçgendir büyük ihtimalle. 4 koyarsam A yerine 4 koyarsam 3 4 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A4 çıkar. Bizden BF uzunluğu isteniyor. Oo, daha dur. BF uzunluğu isteniyor bizden. Dur, daha olay bitmedi. Buna karşılık 90 dereceye karşılık getirmeliyiz. Ne yapacağız arkadaş burada? E 90'a karşılık da şöyle geldiğinde olmaz mı bu? Olur. Değil mi? Evet, mecbur bu şekilde. E buna karşılık 90 derece karşılık getirdik. Ya da şu B noktası belli. F noktasını bulmamız lazım deyip iki nokta arasındaki uzaktan gidebiliriz. Neyse BF'yi bulmak için şöyle bir şey yapmalıyız arkadaşlar. 90 dereceye karşılık şöyle gelir. Ama 90 dereceye karşılık getiremeyebilirsiniz belki. Hocam BF isteniyorsa B noktası var. F noktasını bulmam lazım diyebilirsin. F noktasını bulmak için ne yaparsın? Hocam eksenden olan uzakları ama bu şekil karışır. Bu tam köşegen olduğunu da bilmiyoruz. Şunu çizersin. E bunu çizdikten sonra da zaten hocam burada yamuk çıktı. Burada dik çizeceğimiz belli olur. Şimdi ne yapacağız? Biz burada 3, 4, 5 bulduk. Karenin bir kenarı 5. 5. A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. Şimdi e, tamamı 5 değil miydi burası? O zaman buraya kaç kaldı? 1 kaldı. Vay vay vay. Şimdi bu beta 90'sa burası alfa ya alfa 90'sa burası da betaya. ya bizim şu üçgen de yine benzer. Hatta eş Burada eş üçgen bunlar sarılar. 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan. E burada alfanın karşısı 4 alfanın karşısı burada da 4'tür. 4, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası 3 olur. Buraya da 2 kalır. Burada da Pisagor bağıntısından 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 2 kök 5 yapar. Yani cevap 2 kök 5 oldu. Örnek 39'da. Bir tık zor bir soru. İsterseniz F noktasını bulup 2 nokta arasındaki uzaktan da gidebilirdiniz. Tamam. Evet geldik sanırım nokta netinde son soruya. Evet ne olmuş burada? Kenarlarından biri x ekseni diğeri y ekseni olarak kabul edilen şu x bu da y ekseni. Ve burası 0.6 noktası 6 burası da 8 olarak verilmiş. Ee, top aşağıdaki gösterildiği gibidir. Şimdi A noktasında bilir topuna vurulduğunda önce doğrusal olarak 0.6 noktasına daha sonra da fazla olarak şeye doğru gelmiş. Şimdi AB ile BC birbirine dikmiş. AB ile BC dikse o zaman buradaki dikliği göster. E, A, B, K iken BC 2K verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Buna göre diyor A noktasının koordinatları çarpımı. Arkadaşım koordinatları bulmak istiyorsak eksenleri olan uzakları bu ve bu. Ama aşağı doğru olan kafa karıştıracağı için biraz değil mi? Hemen şuradaki diki çizdim. Aşağı doğru olan kafa karıştıracağı için sadece bu yeterli. E 90'lar ama da uçuşuyor. Dal alfabetaya alfa. Hatta burası 6, 8, 13 kendinden. Burası 10 yaptı. Burası da kaç yapar? O zaman 5 yapar. Alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Yani bizim bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta benzerlik oranı 1'e 2 değil mi? Evet. O zaman alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı burada 3'tür. 1'e 2 orandan dolayı. Betanın karşısı 8 ise küçük olan da betanın karşısı 4'tür. Ya da 3, 4, 5 üçgeninden çıkıyor. Şimdi A noktası 3 birim sağda. Yani 3'e sağda olduğu için apsi 3. Ordinatta 10 birim yukarıda olduğu için o da 10 yapar. A noktasının koordinatları çarpı isteniliyor. 3 çarpı 10'dan cevap 30 çıkar mı? Çıkar. Evet örnek 40'ı da böylelikle 30 bulduk. Ve nokta analitiğini bitirdik dostlar. Sırada ne var? Doğru analitiği var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde doğru analitiği konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.